Kentsel Otomotiv'de makine mühendisi olarak çalışmaktaydım. Gelin biraz. Eylül ayı içerisinde arkadaşlarımızla beraber daha iyi şartlarda çalışmak için sendikaya başvurdum. Sendika başvurumuzu kabul etti. Bunun üzerine işverenlerimiz duymuşlar sendikalaşmaya çalıştığımızı. Tek tek arkadaşlarımızı işten çıkarmaya kalkıştılar öğle arası molasında. Biz de bunu duyunca arkadaşlarımızın işten çıkarılmayacağını, onlara destek olacağımızı söyledik. Onların yanında olduk, barışçıl bir eyleme başladık. Bize o gün işten çıkarma yapmayacağını, herkesin evine gitmesi gerektiğini, ertesi gün mesailerimizin düzgün bir şekilde devam edebileceğimizi söyledi. Söz verdi işten çıkarmaları olmayacak diye. Biz ertesi gün yine işimizin başına geldiğimizde bilgisayarlarımızın toplandığını gördük ama yine çalışmaya devam ettik. Üretimdeki işlerimizi yapmaya başlamıştık. Fakat daha sonra hepimizin kod 46 ile işten çıkarıldığını öğrendik. Bunun sonrasında eylemimize başladık, grevimize başladık. Şimdi de kod 46 ile çıkarılacak bir suç işlemediğimizi, sendikaya üye olmanın bizim hakkımız, yasalara uygun bir şey olduğunu savunuyoruz. Geri dönmeyeceğiz, hakkımızı arayacağız. Sonuna kadar buradayız, direneceğiz. İşten atmadan sonra hızla direnişe başladınız. Evet. Aynı zamanda hamilesiniz. Aynen. Ne gibi zorluklar yaşadınız? Bize zaten içeride yemek vermediler. O gün öğlene kadar çalışmamıza rağmen kesinlikle yemeklerimiz verilmedi. Çaydır, sudur verilmedi, dolaplarımız kapatıldı. Arkadaşlarım, beraber olduğum arkadaşlarım sağ olsun hamile olduğum için beni eve gönderdiler. Ertesi gün tekrar geldiğimde iş hakkım feshedilmemişti. Fakat firmanın içine girmeme izin vermedi. İşveren vekili Servet Bey içeriye almamıza izin, girmemize izin vermediği için. Biz de arkadaşlarımıza dışarıdan destek olduk. Onlar içeridelerdi. Biz de burada bekledik yine. Biz her gün sabah 8 akşam 6 mesai saatimizde buradayız zaten. Direnişimize devam edeceğiz. Kentpar, biz olmadan Kentpar değil, koca bir beton yığını. Burası bizimle vardı. Bizim sayemizde Kentpar oldu. Bundan sonra da gitmeye niyetimiz yok. İşimizin başına geri döneceğiz. Buradayız.